Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Dog için yok artık dedirten algı operasyonu, bataryası için. Değerli izleyenler, seri üretimdeki ilk Dog 29 Ekim'de banttan inecek ve Türkiye'nin yerli otomobil hayali gerçek olacak. Bir otomobil markası olmaktan ziyade bir teknoloji şirketi olan Dog aynı zamanda Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmayı hedeflerken yine algı operasyonlarının hedefinde. Dog fabrikasının açılışına saatler kala sosyal medyada başlatılan, bataryası Çin etiketiyle, yerlilik, üzerinden çirkin bir algı operasyonu başlatıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası yeniden hayat bulurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderliğinde başlayan yatırımcı, babayiğit arayışa başlandı. 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin otomobili projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı. TOG, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOG'un üst yöneticisi olarak atandı. TOG'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kurulmaya başlandı. Geceli gündüzlü süren çalışmalar ve işbirlikleri ile günümüz trendlerini yakalayan TOG'un CEO'su ve sedan modelleri görücüye çıktı. Öte yandan TOG'un bataryası yine fabrikanın bulunduğu Gebze'de üretildi. TOG ve Çin'in en büyük enerji devlerinden Farasis Enerji ortaklığında kurulan batarya şirketi Siro. Yönetim merkezinin bulunduğu Gebze'de kurduğu batarya geliştirme merkezinde TOG'un ilk bataryasını Ağustos ayında üretmişti.